ve bu organizasyon için teşekkür ediyorum ben de. Bugün benim de dikkatimi çeken çok şey oldu Sayın Hocam gibi. Bayağı bir iyi, sabahtan beri inceledim. Aslında çalışmamız betimsel bir ön çalışma. Eğitim alanında bir takım verileri inceledik. Neler yapılıyor, sağlık iletişimi ve iletişim eğitimi diye. Ama hep dikkatimi şu çekti. Hastalardan, hasta yakınlarından ve doktorlardan söz ettik. Peki bu sağlık çalışanlarının, yani hemşireler de devreye girdiği için mutlu oldum bir süre sonra. Fakat teknikerler nerede bu süreçte? Dikkatimi vermek istediğim nokta, bugün benim anlatacağım nokta da burası. Çünkü sağlık çalışanlarında doktora kadar giden, uzanan süreçte bayağı bir sağlık teknikerlerinin önemli yol tuttuğunu, özellikle acil servislerde çok önemli olduğunu görüyoruz. Koyra'nın çok sevdiğim bir sözü var, her gün farkında olmadan evrenle iletişimde kalmaya çalışıyorum diye. Öyle ya da böyle, hangi meslekte olursak olalım, bir şekilde iletişimde olmak zorunda oluyoruz. Ben kapanacağım iletişime gibi bir şansımız olmuyor maalesef. Bizim çalışma haritamız, motivasyonumuz. Azıcık bir literatürden bahsedeceğim, çok boğmayacağım sizi literatürle. Amacımız bu çalışmayı yaparken evrenimiz, yöntemimiz, bulgularımız ve sonuçlarımız tabii ki bilimsel olarak. Literatürde bizi burada motivasyona iten şey ne oldu dersek, hastane öncesi acil bakım ve erken dönem girişimlerinin ne kadar önemli olduğunu inceledik. Ve sağlık hizmetlerine gerçekleşen zayıf iletişim yönetimleri, çalışanların motivasyonlarını, bağlılıklarını, organizasyonel performanslarını ve hasta bakım kriterlerini etkiler deniyor literatürde. Buradan yine yol aldık. Daha sonrasında benim dikkatimi çeken başka yine yakın bir literatür, bireyselleştirilmiş iletişim, bilgilendirilmiş onam prosedürlerinde ve psikososyal müdahalelerde gerekli görüldüğü gibi özellikle ayakta tedavi ve hastane öncesi süreçte yaşam kalitesini arttırabilir deniyor. Çok önemli bir nokta. Oraya varasaya kadar. Peki paramedik, yani acil bakım teknikerleri, iki isimle de hitap ediyoruz Türkiye'de. Bunlar nasıl ortaya çıktı, neden varlar, neden önemliler? Türkiye'de tam donanımlı ambulanslar çalışmaya başladıktan sonra yetişmiş eleman ihtiyacı başladı. 1993-94 yılında da 9 Eylül Üniversitesi Kanada Cambrian College ile bir işbirliği yaptı ve Türkiye'nin ilk paramedik, yani acil bakım teknikerliğinin programını kurdu. Bu arada ben 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisiyim. Aynı zamanda bir iletişimciyim, iletişim fakültesi mezunuyum. İkinci yüksek lisansımı da sağlık hizmetlerinde yapıyorum. Hem iletişim hem sağlık alanındayım. Aynı zamanda bir sağlık kampüsünde hizmet veriyorum. Çok değişik durumlar gerçekleşebiliyor. Yani bahsedilenlere böyle tam bilimselin arasına girmek istedim. Sağlık kampüsünde bir iletişimci olmanın hem sahada hem de literatürde olmanın getirdiği bir durum var. Yani ben her gün okula girdiğimde acilin önünden geçerek giriyorum. Oradaki durumlara da rastlıyorum tabii. Böyle bir durum var. Paramediklerde şöyle bir acil olay yaşandıktan sonra transportasyon sürecinden tıbbi olanaklara sahip noktaya kadar teknikerin görevi var. Yani bu çok uzun bir süreç aslında ve çok önemli bir süreç. Onları es geçmemek lazım. Yani sadece doktordan, sadece hastane içerisinden, sadece acil bakım biriminden iletişim beklemek ve doktorlar çok iletişimsiz demek ve bu arada geçen sağlık teknikerlerini es geçmek bence sağlık iletişiminde çok büyük bir yanlış ve hata olacaktır. Onlar doktorlarımıza veya daha devam eden süreçlerde, önemli prosedürlerde çok ciddi emek gösteren kişiler ve altyapıyı hazırlayan kişiler. Paramedik, acil bakımın hastane dışında profesyonel seviyede verilmesini sağlayan kişidir deniyor ve yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanıyor. Paramedikte peki iletişim nasıl olacak? Buradan yola çıkarak dar zamanda en etkili iletişimi kurmaları bekleniyor paramedik ve acil bakım teknikerlerinden, ki bu bayağı zor. Şimdi kısaca şöyle geçelim. Santa Clara County Emergency'nin bir protokolü var. Burada diyor ki acil bakım teknikeri önderlik yapabilmeli, karar verebilmeli, bilgi ve rapor verebilmeli, acil servis personeliyle iletişim kurmalı, aynı zamanda da aktardığında da oradaki kişilere de hani o aktarma sürecinde yaşananları da söyleyebilmeli. Şimdi sağlık iletişiminde atlanılan bir şey var. İşte çok başta hocalarımız bahsetti. Yani böyle işte şuradan başlıyor, gitti mercimeği yediğinden başlıyor ama aslında yutkunma problemi var diye. Hani yengesine gittiği zamandan başlıyor diye doktora geldiğinde. Aslında sağlık çalışanları da birbirine aktarırken
kısa öz neyi söylemesi gerektiğini, yani o zamanı iyi kullanarak aktarması gerekiyor. Durumu bildirmesi gerekiyor. Durumu bildirirken yanlış bilgileri doktora verdikten sonra o doktorun onu hızla nereye götürdüğünün sonra hesabı yine doktora sorulabiliyor. Ama o aradaki prosedürde acil bakım teknikeri, paramedik o bilgiyi nasıl iletti? Bu çok önemli. Ben dersimde bunu işlemeye çalışıyorum özellikle paramedik öğrencilerine. Ve buradan motivasyonla biz kendi okulumuzda 2014-2015 yılında sağlık iletişimi dersinin verilmesi üzerine bir çalışma başlattım. Şu an koordinatör de benim dersim. Ve bunu biz bütün bilimlerimize, 8 tane bölümümüz var sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda, hepsine veriyoruz. Bu dersi almalarını özellikle iletiyoruz. Ve buradan da amaç çıktı zaten. Sonra düşündük, dedik ki iletişim dersi ve sağlık iletişimi dersi bu sağlık hizmetleri bölümlerinde ne kadar var? Ne kadar önemli? Ne kadar uygulanıyor acaba diye düşündük. Ve acil servis doktoru olan Alup Akdemir'le hocamla aslında yaptık bu çalışmayı. Hem iletişimci hem de sağlık alanından iki insan olarak. Ve bunu incelemek istedik. Vakıf, devlet, askeri üniversiteler bulundukları şehir, bölge seçmeme zorunlu olan kategorilerde ayırdık üniversiteleri ve iletişim, sağlık iletişimi derslerinin nasıl olduğuna baktık. 104 üniversite ve 178 programı inceledik. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Betimsel yaklaşım yönetimiyle yaklaştık. Yani burada herhangi bir çok ciddi bir çalışma yok. Bu bir ön çalışma, bunu söylemek istiyorum. Burada askeri olarak bir tane okul, 66 tane devlet ve 37 tane de vakıf üniversitesi var. Burada aktif ders programları, Bologna sürecine uygun olarak bilgi paketleri, müfredatları bizim veri tabanımızı oluşturdu ve SPSS'i kullanarak tabii ki bunu yaptık. Benim burada hızlıca bu kadar sayısal veriyle yormaya gerek yok. Söylemek istediğim şey, 117 tane erişilen bilgiye ulaştığımız okulda %59'unda iletişim dersi var. Fakat iletişim bilimleri olan dersler var ve bunları da şöyle ayırmışlar. Birisi genel iletişim demiş, birisi kişiler arası iletişim demiş, birisi iletişim becerileri demiş, bir tanesi iletişim demiş. Yani hangisinde ne anlatılıyor, orası pek belli değil açıkçası. Ama bu yorum yapmayacağım, bu betimsel bir çalışma. Sağlık iletişimine baktığımızda %5'inde sağlık iletişimi var. O da zaten herhalde 3 okula denk geliyor Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bunların dönemsel olarak da genelde 2. sınıfta verildiğini görüyoruz. Şehirlere göre de İstanbul'da %26 oranında en fazla şehir olarak önde gidiyor. Bölgesel olarak da tabii ki Marmara İstanbul hükmünden dolayı. Ve seçmeli ders olarak görüyoruz çoğunlukla. Hızla geçiyorum. Seçmeli ders olarak görüyoruz. Bunu söylemek. Aslında burada bitirmem lazım. Biz bunu gördük. Sonuçlandırmak istediğimde de şunu söylemek istiyorum. Sağlık teknikerleri için, yani burada ben de tıpçı bir aileden geliyorum. Hem iletişimin hem de tıbbın böyle yanlarında dolaşıyorum sürekli. Onları çok kolay suçluyoruz. İletişim kurmanız gerekiyor, iletişim diye. Ama burada sağlık teknikerleri gibi daha detaylı kısımları atlıyoruz. Ve onların bu iletişim derslerini daha sonrasında açılacak ya da daha sonrasında verilecek eğitimlerle değil, eğitim yani en temel kısmında almaları gerekiyor. Ve bunun seçmeli olarak değil, zorunlu olarak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ben bunu vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.